İddialara göre Ocak 2023'te İzmir'de market işletmeciliği yapan Necmettin Kaşıkçı, tefecilerden aldığı borcun 10 katını ödemesine rağmen ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Durumu daha da kötüleşen Kaşıkçı Ankara'ya taşınmak zorunda kaldı ancak tefecilerin baskıları burada da devam etti. İşlettiği markete zorla post cihazı koyulan Kaşıkçı, mal varlığının büyük kısmını kaybetti ve sürekli ölüm tehditleri aldı. İzmir'de işlettiği iki işletmede ticari sorunlar yaşayan Kaşıkçı tefecilerden 1 milyon lira borç aldı. Ancak borcunu ödedikten sonra bile tefecilerin tehditleri ve talepleri devam etti. Kaşıkçı 30 milyon liraya varan zarara uğradığını ve tefecilerin kendisini sürekli rahatsız ettiğini belirtti. Tefeciler Kaşıkçı'nın Ankara'da işlettiği markete zorla post cihazı koyarak daha da fazla baskı kurdu. Bu süreçte Kaşıkçı'nın evi ve iş yeri defalarca kurşunlandı, ailesiyle arası bozuldu ve iş ortağı da kaçırılmaya çalışıldı. Kaşıkçı'nın ifadelerine göre tefecilerin yaptığı saldırılar sonucunda market geliri düştü, çalışanlar işi bıraktı ve müşteriler korkudan uzak durmaya başladı. Kaşıkçı'nın iş ortağı Pak Temur'da tefecilerin tehditlerine maruz kaldığını ve sürekli olarak para ödemeye zorlandıklarını belirtti. Kaşıkçı ve iş ortağı tefecilerin her gün tehdit ettiğini, dükkanlarını basıp kendi elemanlarını koyduğunu ve hatta bedava malzeme dağıttığını ifade etti. Bu kabus dolu süreçte kaşıkçının ailesi de tehdit altında olduğu için İzmir'de sıkıntılı günler geçirmekte ve kaşıkçının Ankara'ya gitmesine rağmen rahat bir hayat sürememektedir. Tefecilerin hala kaşıkçıyı tehdit etmeye devam ettiği ve kaşıkçının zararının 30 milyon lirayı bulduğu belirtilmektedir.